şimdi sağınıza, solunuza, ufuktaki zeytin ağacına, gökyüzüne, kayalara, taşlara iyi bakın. Bunların altında gölgelendik. Bu taşların altından taş topladık. Bu nehirlerden su içtik. Bu gökyüzünün altında uygarlığımız yok oldu. Topraklarımıza hoş geldiniz diyor Troyalılar. Mimarlığı kültürel coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla böyle her defasında yeni bir şey icat etmektense böyle geçmişe bakıp geleceği kestirmeye çalıştığımız bir fikirler dizisi olarak görüyorum. O yüzden ben özellikle geçmişte yapılan şeyleri, mekanları, mimarlıkları, onların ilişkilerini çok kritik buluyorum. Onlardan öğrenmeyi çok anlamlı buluyorum. Onlar üzerinden bir yeniyi, kendine has bir dokuyu, mekanı üretebiliyor olmak bana açıkçası heyecan veriyor. Mimarlık, yeryüzünde çok özel bir noktaya yapılmış bir müdahale. Dolayısıyla çok kritik bir içeriği var. Yapılan müdahaleler çoğu zaman yüzlerce yıl o toprağa, o coğrafyaya bağlı kalıyorlar. Ben mimarlığı yapma biçimimiz üzerinden geçmişe bakan, geçmişten öğrenen, olmuş bitmiş, yapılmış olandan kavrayan ve onun üzerine tekrar yeniden inşa edilen, tekrar kurulan bir mekan örgütlenmesi olarak anlıyorum. Ve bizim pratiğimizi de bunun üzerine inşa etmeye mümkün olduğu kadar çalışıyoruz. Yani bir zamanların yapıları bugün olduğu gibi asla bir şeymiş gibi görünemiyorlardı. Yani onları bir kaplamayla giydiremiyordunuz. Yani bir taşsa bir yapı taştı gerçekten. Ve onun bağlamsallığı bunun üzerinden kuruluyordu. Ve o bütün o mekanı kuran şey de bizatihi kendisi. Tabii bugün itibariyle hakikaten o büyüklükte ve o kadar monolit gerçek yapılar o malzemelerle yapmak belki çok olası değil. Ama bugünün de gerçek malzemeleri çok daha farklı malzemeler. Dolayısıyla fikirlerden bir tanesi Troya Müzesi için bu gerçekliği olabildiği kadar sonuna kadar kovalamak yönündeydi. Aslında bir Troya Müzesi fikri öteden beri var. 1996 yılında içinde bulunduğumuz bu bölge Milli Park ilan ediliyor. Troya Savaşı'nın geçtiği bu nokta. 1998 yılında Troya Antik Kenti UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giriyor. Troya Müzesi fikrinin somutlaşması dönemin kızı başkanı Manfred Osman Korfman'ın 2001'de Almanya'da düzenlediği 2002'ye kadar sonra 2002'de İstanbul'da bir bölümü açılan Troya sergisi sonrasında özellikle ortaya atıldı. Neden atıldı? Çünkü Troya maalesef Schliemann'ın ve 19. yüzyıldaki Avrupalı bakış açısı nedeniyle eserlerinin talan edildiği bir yer ve dünya kültür mirası. Korfman'ın o dönemdeki müze fikri eserlerin çıktığı topraklarda sergilenmesi ve eserlerin çıktığı topraklara geri dönmesi fikriyle ortaya atılmıştı. Ve 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir yarışması düzenlendi. Jüri, bence çok ünik bir jüri, Türk mimarlığında çok önemli farklı mimari yaklaşımlara sahip
Hantim Ertekin, Murat Tabanlıoğlu, Emine Cansever, Cengiz Bektaş, Afife Batur ve Cafer Bozkurt gibi isimler bu jüride yer alıyordu. Başka isimler de vardı. Ulusal yarışmada işte 140'a yakın proje geliyor ve biz orada birincilik ödülü alarak bu şimdi konuştuğumuz yapının yapım, projelendirme ve imalat sürecinin başladığı ana erişiyoruz. Yarışmada çok esnek bir program vardı açıkçası. Yani sadece program başlıkları, işte depolar, müze, sergileme alanları bu yarışmacının, mimar ve tasarımcıların yorumuna açık bırakılmıştı. Biz de işte aslında son derece basit bir tasarım yaptık. Yaptığımız iş şuydu. Bütün bu demin de tarif ettiğim 5000 yıllık tarihi, işte mitlerle, efsanelerle sarılmış Troya hikayesini böyle bir alanda nasıl tarif ederiz gibi çok ağır bence, çok zor bir problemi mümkün olduğu kadar geri çekilerek, problemi biraz soyutlayarak ve ziyaretçinin kafasında o boşluk hissini hala canlı tutarak hemen Ören Yeri'nin bir kilometre ötesinde bir müze tasarladık. Yaptığımız şey programın büyük bir bölümünü yer altında çözmek. Uzun ince bir rampayla bu yer altındaki dünyaya, yani Troya'nın katmanlarına doğru erişmek. Sonra bu yer altındaki dünyadan da yeryüzünde beliren, hangi zamanda ve nasıl ait olduğu belli olmayan, biraz da bu belirsizliğin içerisinde bütün coğrafyada kendine bir yer bulan bu sergileme yapısına, yani bu kare prizmaya, paslı bir kutuya, bir çeşit buluntu gibi algılanabilecek bu yabancı nesneye ulaşarak aslında ziyaretçilerin bu deneyimi tamamlamasını sağlayacak bir kurgu oluşturmak şeklindeydi. Evet, bu paslı kutu çok daha kestirme bir şey. Tarif belki Troya Müzesi için ama her zihinde başka bir şey olarak şekillenmeye müsait. Bu paslı kutu, yani onun malzeme ilişkisi de aslında bunu körüklüyor. Yani daha böyle tuhaf bir arkaik, sanki geçmişten gelen bir hali var. Ve bu giderek zaman içerisinde daha çok perçinleniyor. Dolayısıyla bu obstacle, yani bu coğrafyadaki tuhaf, yabancı nesne bir şekilde zihinlerdeki bu boşluğu doldurma biçimiyle görevini aslında iyi yapıyor. Bu yapının yeryüzünde görünen tek unsuru nihayetinde bu sergileme nesnesi. Yani 32 metreye 32 metreye baklarındaki bu kare prizma. Yani uzaktan baktığınız zaman görüyorsunuz ama asla erişip dokunamadığınız bir nesne bu. Dolayısıyla böyle bir hafiften bütün bu mistizmi körükleyen bir şeyi de var, hali de var. İçine girdiğiniz zaman zaten o geometriyi, o kurguyu tam okuyamıyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Dolayısıyla o hep böyle uzakta, altına girdiğiniz zaman üstünüzde bir şey. O dokunamadığınız bir şey. Bir çeşit vitrinlerin içerisindeki terakota eserlere benziyor aslında. Her kapı bir eşik ya, yani bir kapıyı açıyorsun, kapı kolunu çeviriyorsun, başka bir dünya, bir odadan bir odaya, bir yapıya giriyorsun. Buradaki durum aslında ziyaretçileri bugünden, yani biz bugün Troya 10 katmanındayız. Troya 10 katmanından Troya 1 katmanına hareket ettikleri ve o bütün o günlük telaşelerinin ardında bu alanla ilişkilenebilecekleri bir ruh haline erişebilmeleri için bir soyutlanma yüzeyi olarak bu kapıyı kullandık. O kapının kendisi de rampa. Yani yavaş yavaş sizi yer altına doğru çekiyor. Uzunca ve hatta neredeyse sıkıcı olabilecek kadar uzun bir rampa. Yavaş yavaş sündürüyor kapıyı ve sonunda sizi yaklaşık 6 metre yer altına alıyor. Ve bir yapının karnına, göbeğine doğru sizi sokuyor. Onu hissediyorsunuz içeriye girdiğiniz zaman. Ve indiğiniz noktada etrafa baktığınızda çevreyle, dışarısıyla bir bağ kuramıyorsunuz. Bir pencere yok.
artık Troya tabakasındasınız, Troya dünyasındasınız. Bir yer altındasınız. Artık az önce arabanızı park ettiğiniz, o taşlı yoldan yürüdüğünüz yer değil. Gökyüzü aynı gökyüzü. Ama o az önce coğrafyada yükselen o paslı kutu başka bir şekilde duruyor. Ve aslında sizin de maceranız başlıyor. Yani bu heyecan duygusunu perçinlemek, biraz merak duygusunu körüklemek ziyaretçi için bu anlamdaki en kritik kararlardan bir tanesi. Müze dört katmandan oluşuyor, dört kattan oluşuyor. Bu katlar böyle hem kronolojik hem de tematik olarak yan yana arda arda diziliyorlar. Müzenin zemin katı Troas bölgesini anlatıyor. Yani Troya merkezde olmak üzere diğer Troas bölgesi kentlerini farklı zamanlarda olsalar bile önce bir bağlamsal olarak ziyaretçiye bunu aktarıyor. Sonra Troya 1 ile 7 katmanı, yani söz konusu savaş olduysa onun olduğu zamana kadar olan bölüm aktarılıyor birinci katta. Ve o katın planı da son derece organik bir plan. Yani böyle bir hafifçe bir labirent gibi. Giriyorsunuz, dönüyorsunuz ama sizi doğru düzgün bu karmaşanın içerisinde yönlendiriyor. Ve sonraki kat büyük bir açıklığın olduğu, Homer'in İlyadası'nın merkezde olduğu, bütün o anlatının ziyaretçiye aktarıldığı, daha hacimli, daha büyük, daha volümetrik olarak ziyaretçiyi kuşatan açık bir anlatıya doğru dönüşüyor. Çünkü o dönemin Roma kenti gridel bir plan içerisinde. Halbuki işte Troya 1 ile 7 arasındaki kent bayağı labirentli bir, daha organik bir dokuya sahip. Özellikle bu ikinci kat, herhalde müzenin kalbi diyebileceğimiz, Polixena Lahti'nin de merkezde yer aldığı bu kat, bütün bu mitolojik hikayelerle gerçeklik arasındaki bağlantıyı bir şekilde ziyaretçiye aktarmayı hedefliyor. Bu da müzenin aslında merkezi diyeceğimiz o büyük galeri boşluğu ve ana mekanı kuran temel unsur. Bu at mevzusu tabii ki bir şey, mitolojik bir unsur. Müzenin içinde bir at var. Ama onu ziyaretçilerin bulması gerekiyor gizli. Müzenin mimarisi, kurgusu Troya'nın öyküsüyle, Troya'nın kendi tarihiyle bir anlamda örtüşüyor. Merkez dışında, yani büyük kentlerin dışında bu ölçekte bir müze yok. Hem iddiası hem de mimari açıdan bir kendi halinde bir köyün dibinde bir dünya müzesi kuruyorsunuz. İşte dünyanın 100 görülmesi gereken yer listesine giren bir müze yapıyorsunuz. Bunun örneği yok. Yani merkezin büyük şehirlerin dışında böyle iddialı mimari iddiası ve içerik iddiası olan bir müze yok. Yapıp bazı ufak sürprizler barındırıyor. O da şu, yani dışarıdan baktığınız zaman son derece kapalı, içine dönük bir şey algılıyorsunuz. Ama aşağıya doğru indiğiniz zaman bir yeraltı yapısında olmanıza rağmen son derece aydınlık bir yerdesiniz. Yani beklemediğiniz kadar aydınlık bir yer. Yapı hem içine dönük, çünkü içinde bir dünyayı tarif ediyor. İçinde bir hikaye var. Büyük bir tarihsel bağlama dair bir referans veriyor. Ama aynı zamanda sürekli o tuhaf yarıklarından ve pencerelerinden o coğrafyaya, o hisse sürekli bir bağlantı ve bir bağlamsal bir ilişki kurmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla ziyaretçiler bir içine dönüyorlar, bir de rampada hareket ederken dışlarına dönüyorlar. Dolayısıyla bu soğuk ve sıcak, içeriye dönme ve tekrar dışarıya bakma, o coğrafyayla ilişkilenme
kendisini sürekli bir iç dış aydınlık karanlık ilişkisi üzerinden var ediyor. Yani yapının tüm katları yapının etrafında dolanmış bir rampayla bağlanıyor. Yani merdivenler ve asansörlerle de hareket edebiliyorsunuz ama esas sirkülasyon, yapının sirkülasyonu bu rampayla, tüm katları bağlayan rampayla sağlanıyor. Dolayısıyla şöyle bir şey oluşuyor. Bir katta yoğun bir sergilemeyi ziyaret ettikten sonra diğer kata hareket ederken zihninizi böyle hafifçe temizleyebileceğiniz, daha ıssız, hafifçe dışarıya bakabileceğiniz bir düşünme anı oluşuyor. O biraz daha bilerek, isteyerek, çok da nesnelerden ve bilgiden arındırılmış bir yer. Ve sonra öbür kata geldiğiniz zaman kaldığınız yerden bu hikayeye devam ediyorsunuz. Böylece aslında küçük esler vererek bu hikayenin içine tekrar girme ve tekrar kendinizi izole edip bu bağlama, bu şimdiye doğru bakabildiğiniz bir kısım fırsatlar ediniyorsunuz. Çocuklar burada çok önemli. Hemen hemen denk geldiğim tüm çocuklarda aynı şeyi gördüm. Bir tabii seramik havuzun üzerindeki o cam kaplı zemin çok ilgilerini çekiyor. Fakat rampalara girdiklerinde tamamının ortak yaptığı bir şey var. Koşmaya başlıyorlar. Doğrudan çocukların koşmaya başladıkları ve kendilerini çok ferah hissettikleri mekan bizim müzemizde. Ben bunu özellikle çok seviniyorum. Üçüncü katta şöyle bir şey anlatılıyor. Kaçırılan eserlerle, yani şu anda müzede olmayan eserlerle ilgili bilgi veriliyor. Ama replikalar üzerinden değil de böyle tümsü bir perdenin arkasında bu nesneler bir var oluyorlar, bir yok oluyorlar. Yani aslında bize olan mesafeleri ve yoklukları, işte bizim coğrafyamızdan kaçırılma hikayeleri arkeoloji tarihiyle beraber anlatılıyor. Sonunda da ziyaretçiler bir teras katına, bütün bu coğrafyaya bakabilecekleri, panoramik olarak bakabilecekleri bir teras katına yönlendiriliyorlar. Ve orada hem bu savaşın geçtiği hem de bu coğrafi işaretlerin aktarıldığı bir anlatıyla müze sonlanıyor. Terasta neyi görüyorsunuz? Bütün bu coğrafyayı. Mesela Bozcaada'yı görüyorsunuz. Mesela Troya Savaşı'nın geçtiği noktayı görüyorsunuz. İşte Akilios'un Tümlüs'üne kadar uzanan coğrafyayı görüyorsunuz. Troya kentini görüyorsunuz. Tevfikiye köyünü görüyorsunuz. Müzenin yüksekliği aslında yaklaşık 40 metre, yani ören yerinin Troya'nın, Troya insanlarının yaşadığı dönemdeki yükseklik. Yani onların gördüğü topografya. Siz müzenin terasına çıktığınızda bizim Homerik coğrafya dediğimiz, Homerik topografya dediğimiz alanı görüyorsunuz. Betonu var olduğu şekilde ve imalat tekniğini ve teknolojisini tıpkı antikitede olduğu gibi göstererek kullanma. Ahşap kalıp döküyorsunuz, olduğu gibi bitiyor. Ahşapsa ahşap gerçekten masif, demirse demir, betonsa beton, camsa cam. Yani bütün malzemeler oldukları gibi görünüyorlar ve çok az malzeme var. Yani böyle yani iyi bir şey yapmak için onlarca farklı malzeme değil de gerçekten olabildiği kadar arındırmak, bunların ilişkilerinin karmaşıklığı üzerinden değil de bunun basit halleri üzerinden gerçekten bu yapının kendi oluşunu bir şekilde ziyaretçiye onun gerçekliği üzerinden aktarmak ve bütün anlatıyı da bu gerçek mekanın içerisinde yapmak. Yani bir tiyatro dekoru gibi değil de gerçekten oluşu, kurgusu, imalatı, inşaatı neyse onun da dışa vurulduğu bir biçimde bu yapıyı var etmek esas amaçlardan bir tanesiydi. Tıpkı arkeoloji gibi, arkeoloji böyle olmuş bitmiş bir şeyin geriye doğru tekrardan araştırılması, anlamlandırılması mevzusu ya bir yandan.
Mimarlıkta da ben bunun anlamlı ve önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bizim yaptığımız yapıda, yapının muhtelif kusurları dahi görünür vaziyette. Bir çeşit inşaatın arkeolojisini takip etmek mümkün. Yani bir lahit var, lahitin kapağı mesela onun yanında duruyor. Beton iki kez dökülmek zorunda. Siz onun izlerini bugün o yapının içerisinde görebiliyorsunuz. Biz onu yok edebilecekken yok etmiyoruz. Yani o yapı var edilirken yaşadığı serüven kalıp izlerinden, işte kortenin üzerindeki çelik levhaların üzerindeki çelik çiziklere, cam döşemenin altındaki yine pişmiş toprak buluntulara, işte beton zemindeki değişikliklere ve onların farklı şekillerde işlenmesine, işte duvar panellerinin oraya konması sırasında oluşan muhtelif kusurlara kadar yapıda tutuluyorlar. Bu bir çeşit bence inşaatın arkeolojisi. Yani bunlardan gocunmamak, bunlarla da hatta var olabilecek, kendi yaşam izlerini de taşıyan bir yapı yapmak bence değerli bir şey. Kritik kararlarından bir tanesi programın çok büyük bir kısmını, neredeyse 5/4'lük bir bölümünü yer altında gizli bir şekilde o peyzajın, topografyanın, bahçenin altında çözümlemesi. Yani bizim yeryüzünde gördüğümüz parça bu yapının çok ufak bir kısmı. Yaklaşık işte 2600 metrekarelik bir sergileme alanı. Onun dışında ziyaretçi alanları, atölye alanları, geçici sergi salonu, toplantı salonları, depolar, ofisler, teknik hacimler gibi son derece büyük bir parça yer altında gizli kalıyor. Bunlar bir şekilde aydınlanıyorlar ve havalandırılıyorlar. Avlular, dehlizler ve açıklıklar yardımıyla. Yani böyle bir yapıyı yaparken bir birim enerji, eğer bunun toplam mimarlığını harcıyorsanız, bir birimde neredeyse bunun sergisinin nasıl olacağını, anlatının nasıl olacağını, küratöryel içeriğin ve bütün bu anlatının senaryonun nasıl kurulacağını harcıyorsunuz. Çok ağır bir iş. Eserlerin nasıl pozisyonlanacağından, onların hangi bağlamda sergileneceğine kadar aslında büyük bir tasarım mevzusu var işin içerisinde. Eserleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Onları nasıl yerleşeceğini, kondisyonlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve bu eserleri iyi bir hikaye ve bir bağlama oturtmanız gerekiyor. Sadece eserlerin tek başına iyiliği, güzelliği, estetiği değil çünkü mevzu. Bunlar büyük bir hikayeleri, büyük hikayeleri birbirine bağlamak için kuruluyorlar. Dolayısıyla küratöründen arkeoloğuna çok da geniş bir teknik ekip bu yapının var olması sürecinde bize destek oldu. Bu tür yapıları kurarken aslında bir çeşit sinematografik kurgu üzerinden tasarlamayı ben tercih ediyorum. O da şu, gerçekten bir hareketi kurguluyorsunuz mimarlığı tasarlarken, mekanı tasarlarken. O hareketin kendisi de aslında bir çeşit serüven. Yani bu rampadan aşağıya inme, yavaş yavaş işte coğrafyanın kaybolması, bir yapının altına doğru çekilme. Sonra belirli aralıklarla daha yüksek tansiyonlarda mekanlara erişme. Sonra ışığın artması, azalması, mekanın daralması, yükselmesi. Yani bu konfigürasyonlar, serginin kurgulanma şekli ister istemez ziyaretçileri bu mekanlar arasında ilişkilenen bir zihin dünyasına doğru itiyor. Troya Müzesi sergisine lütfen dikkat edin. İlk eser bir ana tanrıçadır. Çünkü ana tanrıça aynı zamanda Anadolu demektir. Anadolu'nun hikayesini anlatmaya biz kadın üzerinden, ana tanrıça üzerinden başlamak isteriz. Troya Müzesi'nin son eseri nedir sergide, Teresa çıkmadan önce? Çanakkale Savaşları'nda savaşmış bir subayın kıyafeti. Buradaki Troya Müzesi fikri ve bu fikrin fiziki anlamda, modern bir anlamda hayata geçirilmesi
bu eserlere yapılmış büyük bir şeydir, davettir. Bu eserlerin geri dönüşü için yapılmış çok büyük bir projedir. Bu açıdan da ben arkeolog olarak baktığımda kendimi böyle bir müzenin içinde bulmaktan çok çok mutlu hissediyorum. Yani müzenin açılışının bence benim en çok heyecanlandıran anlarından bir tanesi de Troyalı kadınların hakikaten çok büyük bir ilgiyle müzeyi ziyaret ettikleri an. Yani domates hasatından çıkıp müzedeki her metni tek tek okuyup, çünkü onlar neredeyse 25-30 yıldır bu müzenin açılmasını bekliyorlar. Gerçek Troyalılar olarak. Dolayısıyla aslında böyle tarih o kadar da geçmişte kalmış, geride kalmış bir şey değil. Yani biz an itibariyle başka bir tarihi yaşıyoruz. Düşüncesi aslında insanı daha iyi hissettiriyor.